Türkiye ismi size neler çağrıştırıyor Sayın Başkan? Güzel ülke, güzel insanlar ve şu an için çok büyük fırsatlar. Şu an benim ülkem Kolombiya için Türkiye'de hem ticari olarak, ikili ticari ilişkilerin geliştirilmesi için hem de turizm fırsatları için çok önemli bir dönem. Çünkü Türk Hava Yolları benim ülkem olan Kolombiya'nın Bogota şehrinden İstanbul'a, Türkiye'ye direkt olarak uçuş imkanı sağlıyor. Dışarıdan bakınca Türk siyasetini nasıl değerlendiriyorsunuz? Nasıl görünüyor Avrupa'dan, Kolombiya'dan? Türk siyaset deyince aklınıza ne geliyor acaba? Tabii ki Kolombiya Türkiye'den mesafe olarak çok uzak. Onun için biz iç siyasetle ilgili bir yorum yapacak yeterlilikte ne yazık ki değiliz. Her ne kadar Türkiye'deki siyasi gelişmeleri takip ediyor da olsak, Türkiye'deki bir insanın aslında Kolombiya siyasetine hakim olabileceği kadar iç siyasete hakimiz. Ama bir başka perspektiften şunu söyleyebilirim. Benim de merkezi olduğum Uluslararası Merkez Demokratlar, Avrupa'daki dünyanın en büyük aslında merkez sağ partilerin üyesi olduğu organizasyondur. 100'e yakın üyemiz var. Ve tabii onlarla birlikte Türkiye bizim için bölgede önem kazanan, bölgede aktif rol oynayan ve özellikle son dönemde Rusya ve Ukrayna arasında barış müzakerelerinde bir çaba koyan bir ülke. Bu da tabii bizi oldukça mutlu ediyor ve bu sürecin inşallah olumlu olarak neticelenmesini temenni ediyoruz. Türk siyasetinde ismen ya da kişisel olarak tanıştığınız ya da ismini bildiğiniz kimler var acaba? Eski devlet başkanı statüsünde olduğu için diyor. Genelde hani biz eski devlet başkanlarının belirli uluslararası forumlarda birlikte olması açısından bir önceki Cumhurbaşkanımızı biliyoruz diyor. Ama esas Ankara'da olma sebebi ekoiklim zirvesi. Ve bu ekoiklim zirvesi aslında dünyadaki en önemli temel meselelerden birine ortaya yatırmak için yapılan bir zirve olduğunda önümüzdeki iki gün içinde Türkiye'de birçok aslında bakanla bir araya gelip hem bu meseleyi hem de çeşitli konularda fikir alışverişinde yapmayı temenni ediyorum. Evet. Atatürk'ü tanıyor musunuz? Atatürk deyince hafızanızda ne canlanıyor? Kolombiya tanıyor musunuz? Siz tanıyor musunuz Atatürk'ü? Eksansları şöyle diyor, tabii ki de diyor, Atatürk deyince aklımıza gelen bir bu güzel ülkenin kurucusu ve modern Türkiye'nin aslında mimarı. Dolayısıyla Kolombiya'da Atatürk ismini hepimiz biliyoruz diyor. Türkiye ile Kolombiya arasındaki aslında ilişkilerin bu kadar sıcak olması ve Türkiye'nin bu kadar sevilmesinin bir nedeni de Kolombiya ülke olarak Suriye'den ve Lübnan'dan göç almış bir ülke. Ve genellikle de ülkenin kuzeyine yerleşik bir popülasyon var diyor. Biz tabii onları da bir anlamda bu coğrafyanın insanı olarak görüyoruz diyor, bu kültürün insanı. Ben onun için Osmanlı İmparatorluğu vurgusunu bir kere daha yapmak istedim. Bu noktada da onları da hem kültür olarak sıcakkanlı insanlar olmaları hem gerçekten bir entegrasyon geçirmiş olmaları nedeniyle iyi ilişkilerimiz var. Ve bu azımsanacak bir popülasyon da değil. Kendi özel kulüpleri, kendi aslında yaşam alanlarını oluşturacak kadar Kolombiya ile iç içe bir kültür. Onun için Türkiye'yi ve Türkleri çok seviyoruz. Yani Atatürk'ün Kolombiya'da etkileşimi mi var? Atatürk onların gözünde modern Türk devletinin, modern cumhuriyetin kurucusu. Önceki dalga diyor, gelen modern cumhuriyet kurulmadan önceki dalga, gelen göç dalgası Lübnan ve Suriye tarafından da ama tabii o zaman da Osmanlı İmparatorluğu vardı. Sayın Başkan, Pablo Escobar'ın kaçırıp serbest bıraktığı tek kişisiniz. Sizin nasıl kaçırdılar, ne oldu? Bu süreci şöyle özetleyebiliriz diyor. Tabii bizim aslında mücadelemizin temeli uyuşturucuyla mücadeleydi. Burada da iki ana kartel vardı. Bir tanesi Cali karteli, bir tanesi Medellin karteli. Benim bu mücadelede öne çıkmam tabii ki de aslında bir tehlike unsuru yarattı. Çünkü aslında bu büyük bir organize bir suç şebekesiydi.
Ve burada aslında doğacak sonuçlardan biri bu insanların kökünün kazılması ya da Amerika'ya gönderilip hapse girilmesiydi. Bu da aslında sistemin çok son kökten çözümlemesi anlamına geliyordu. Ben de bu mücadelede öne çıkan insanlardan biri olduğum için ve o dönemde aslında Bogota'da bir seçim süreci yaşayıp popülerleşmeye başladığım için kaçırıldım. Ondan sonraki süreçte de aslında bir sembol ve simge haline gelmiş oldu. Yani şöyle toparlayayım diyor. Benim dönemimde biz Plan Colombia, yani Kolombiya Planı diye bir iddia ortaya koyduk diyor. Bunun en net örneği, ben başkan seçildikten sonra Amerika Birleşik Devletleri'ne gittim. O dönem Clinton'ın ilk dönemiydi. Bill Clinton'a şöyle dedim. Bakın, siz zengin bir ülkesiniz, biz fakir bir ülkeyiz. Biz bu uyuşturucu maddenin üretim üssüyüz ama siz de kullanılan üssünüz. Dolayısıyla bizim bir ortaya plan koymamız lazım ve bu planla birlikte ben daha fakir tarafta olsam ben de para koymalıyım, siz de finans koymalısınız. Yani iki tarafta aslında bu işi ciddiye alıp bir strateji çerçevesinde bununla mücadele etmeli. Ve bunun net örneği, biz bu Kolombiya planını ortaya koyduğumuzda yaklaşık 180 bin üretilen yer vardı, yani uyuşturucu merkezi vardı üretilen. Bu plan akademinde biz bunu 40 bine kadar düşürmüştük. Yani bunun en net başarı ölçüsü aslında buydu. Bu orandaki ve sayıdaki azalma. Ama tabii bu bir devlet politikasına haline gelmişti. Ve benim en büyük aslında iddiam ve savaşım bu çerçevedeydi. Ne yazık ki benden sonraki süreçte bu kadar iddialı aslında bu iş takip devam etmedi. Burada iki şey çok merak ediliyor kamuoyunda. Bir, o kaçırılma anı ne oldu? Yani silah mı dayandı, zorla arabaya mı bindirdi, kaç kişiydiler? Bir o süreç, bir de kaçırıldığı zaman ölümle tehdit edildi mi ve nasıl oldu o süreç, nasıl kurtuldu? Yani o iki an çok merak ediliyor. I try to condensate. My life was threatened. Hayatım tehdit altında. By Pablo Escobar since 1982. Because I was a journalist. 1982'den beri aslında Pablo Escobar. I had my news program. Benim it was number one news program. 82'de ben gazeteciydim ve ülkenin en popüler televizyon programının. And I've been very tough on narcotraffickers and drug lords. Ben ilk tehditi dediğim gibi televizyoncuyken 1982'de bu uyuşturucuyla mücadeleye gerçekten çok sert bir şekilde başladığımda başladı. 1988 yılına gelindiğinde ben Bogota'nın aslında belediye başkanı adayıydım ve o seçim halkın popüler olarak ilk olarak belediye başkanı seçeceği seçimdi. Ve tabii ki de ben bu seçim sürecinde de uyuşturucuyla mücadeleyi önceliğim haline getirdim. So, şöyle diyor, ben biliyorsunuz oturuyorum, kişi geldi. Tabii ki de beni gerilla grubu adına, gerilla grubu adına kaçırdığını söyledi ve kafama silah dayadı. Ama buradaki aslında en ilginç nokta, benim kafama silah dayadıktan sonra kendi kafasını da benim kafamın yanına koyup seni öldürdüğüm zaman seni öldürenler mi beni de öldürecek demesiydi. Ve bunu aslında yapan daha sonraları sizin de aslında tanıyacağınız Popeye'ydi. So they took me out of my office. Ofisinden çıkardılar beni. In Bogota. Bogota'da. The capital of Colombia. Colombia'nın başkenti. They take me out of the city to a countryside farm about 1 hour from Bogota. Şehir dışında bir saat uzaklıkta bir çiftliğe gittim. I stayed that night there with my kidnappers. Beni kaçıranlarla bir gece kaldım orada. Next day a helicopter came for me. Ertesi gün bir helikopter geldi. They blindfold and caught me and they took me to. Kelepçelediler. To a, I never knew where I was going to and we had a flight like for 1 hour and a half and we arrived to another place. I was blindfolded, so I never knew where I was. Then by car, they there for one week. And
beni üçe bir odaya koydulardı yani küçük bir şehirde ama o kadar çok seyahat ettik ve değişiklik yaptık ki helikopterle uçtuk ondan sonra 1,5 saat yeri kaybettik. Ben de tabii ki de nerede olduğumu bilmiyordum. Zaten gözüm de kapalıydı ama en son senaryoda beni yaklaşık üçe bir odaya koydular. Kaçırdıklarımda şöyle bir şey oldu. Bir insan kaçırıldığı zaman bir yerden bir yere tahliye edilme sürecinde çok büyük bir korku yaşıyor. Nedeni de sizi bulmak üzere bir şey bir varsa oldu. O da yörüngeyi kaybetmek. Evet, o da yani yörüngeyi kaybetmek ya da öldürmek oradaki seçenek. O gece de ikinci geceydi ve dışarıda ben çok büyük bir gürültü koptuğunu duydum ve çok büyük bir tedirginlik yaşadım. Derken biri geldi, bir sandalye koydu, beni oturttu. İşte önce iyi geceler dedi, sonra iyi bir gece değildi, sus konuşamazsın falan diye bir argüman geçti. Ama en son bana bir telefon verdi. Telefonun ucunda babam vardı. Ve babam da benim bir önceki tabii ki de devlet başkanı, Kolombiya'nın eski devlet başkanı olduğu için telefondaydı. So they said you're going to talk to your father. So babamla konuşuyor. I was blindfolded. They bring me down because they said no. Aşağı bir yere indirdiler, bir telefon verdiler dediğim gibi. İşte babamla konuşmama izin verdiler. Karımı sordum, çocuklarımı sordum. İşte bu taraf çeşitli aslında yetkililerle bir müzakere süreci başlatmalarını istedi. Böyle bir aslında sığda bir konuşma oldu ama bir sonuç çıkmadı. Sonra tekrar beni odama götürdüler. Orada sandalye duvara karşı oturttular. Zaten hani üçe bir çok dar bir alandı, yatağımın yanında oldu. Ve kesinlikle arkanı dönmeyeceksin. Eğer arkanı dönersen seni öldürmek zorunda kalırım diye bir ses duydum. Ama tabii benim zaten arkama dönüp öyle bir risk alma gibi bir niyetim de yoktu. Ben boş bir duvara bakıyordum. Ama o boş duvara bakarken bir anda yatağın üstüne birinin aslında atladığını gördüm. Ve gayri ihtiyarı kafamı çevirdiğimde Pablo Escobar'la göz göze geldik. So I was very, very surprised. He said, good night, Andres. I said, good night. You have me kidnapped. What good night is for me? Huh? İyi geceler Andre dedi bana. Ben de tabii ona yani ne kadar iyi bir gece olur. Beni kaçırdınız dedim. So we have like a story again. Orada Pablo Escobar'ın şöyle bir şeyi oldu. Andre'nin istediği her şeyi derim. Ama herhangi bir şekilde kaçmaya çalışırsa kesin öldürün diye bir talimat geldi. Ve yani iyi geceler, iyi geceler bitti. Ondan sonraki şey tabii zor bir süreçti. And after a week of bu dönemde başsavcı da kaçırılmıştı. Ben Medellin yakınlarında bir yerde, havaalanına da çok uzak olmayan bir yerde tutuluyordum. O süreçte tabii başsavcı için de o bölgede müthiş bir aslında arama kurtarma operasyonu yapıldı. Dolayısıyla aslında işin bana gelmesi tamamen bir şans oldu bir anlamda. Ben dışarıdan çok büyük bir işte sesler, gürültüler, bir karışıklıklar duydum. O sabah duş almak için çıkmıştım. Tabii duş derken oradaki şartlarla ilgili de biraz konuşmak lazım. Hiçbir şekilde bir mahremiyetin olmadığı aslında bir ortam. Ve çıktım, duşumu aldım, geri döndüm. Üstümü giyinirken aslında içeri beni kaçıranlardan biri geldi. Ellerimi kelepçeye dedi. Ve ondan sonra da polisler geldi dedi. Bunun akabinde çok ilginç bir şey oldu. Benim kafama bir silah dayadı. Tabii o anda sizin gözünüzün önünde izlediğiniz birçok filmden sahne geliyor. İşte polis baskını anında giderler ve kaçırdıkları kişiyi öldürürler diye de iz bırakmamak için. Ondan sonra kaçarlar. Aslında böyle bir süreçte bu tarz düşüncelerle benim gel gitler yaşadığım bir süreçte kafama bir silah dayandığını gördüm. Ve o dayanan silahın sahibi bana sen benim sigortamsın. Yani sen benim kurtuluş sigortamsın. So then we tabii o karışıklığın içinde aslında bir polis olaya dahil oldu ve beni kaçıranla şöyle bir arada şey oldu. Sen beni bırakırsan ben de sana Andre'yi veririm. Dolayısıyla orada bir aslında takat süreci oldu. Ama bana beni kaçıran kişinin söylediği işte polisin eline kelepçeleri tak
ve bir saat ikiniz de kıpırdarsanız ölürsünüz. Ama tabii dışarıda da bir karşılıklı çatışma olduğu için de ne bir saati, biz ilk fırsatı bulduğumuzu aslında o polisle kaçtık ve kendimizi o yakınlardaki, işte bunu da bahsi geçen küçük bir kasabaya attık ve çok şanslıydık aslında. O kasabanın belediyesi bize hemen sahip çıktı ve aslında şans eseri biz hayatta kalmış olduk. Yani finalde Escobar değil, takasla mı bırakıldı? In the final. Çünkü diğeri bilmiyordu yani. Is there exchange between you and policemen? This is how you escape, how you released, or yes, exchange, and then when I was running away with the other policeman, the police returned. He returned the other one, and my kidnapper left. Hmm. It was the only one that was left, the kidnapper. Ama takastı, ama özgürlük üzerinden bir takas değildi. Hmm. Onun için aslında takas süreci sadece polisle kaçıranın arasındaki bir müzakereydi. Biz o boşluktan yararlanarak kaçıp polisle birlikte... No, I was lucky because the police was not searching. The police was not searching for me. Ben şanslıydım. The police was searching for the attorney general. Evet, polis aslında... And they, when they found me, they were very surprised. Polis aslında şöyle çok şanslıydım. Polis beni değil, başsavcıyı arıyordu. Onun için aslında o exchange'de takas edilenin ben olduğumu görünce herkes şok olmuştu. Hmm. Çünkü benim orada olmam hiçbir şekilde beklenmiyordu. Ekselanslar, son söyleyeceğiniz şeyler var mı? Sizi tanımaktan, sizin gibi cesur, dirayetli bir başkanı tanımaktan çok mutlu olduk, şeref duyduk. So Your Excellency, this is a great honor and once more thank you for the opportunity. Definitely for us, your dedication, your statesmanship and your fight, your brave fight is something we are highly appreciating. Thank you, thank you very much for today, for honoring us. Thank you very much. Dalımda Türkiye'nin en iyilerinden olan Gözde Dizdar hanımefendiye de röportajın oluşmasında katkısından dolayı da çok teşekkür ediyoruz. This is just a small compliment for me, so I okay. Translate. Thank you. Thank you. Çok teşekkür ederim.